Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 15-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Rafi'ud deracat, Allah dereceleri yükseltendir. Zül arş, arşın sahibidir. Yulgır ruha min emrihi ala men yeşav min ibadih, o kullarından dilediğine ruh ilka eder. Yani vahiy ile ona bir ruh verir. لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ, kavuşma günüyle onları uyarması için. Burada Cenab-ı Hak birkaç ünvanıyla bize ayette anlatıldı. رَفِعُ الدَّرَجَاتِ, dereceleri yükselten. İnsan şu dünyaya adeta sıfır noktada gönderiliyor ve insanın ruhunda iyilik kötülük tohumları beraberce var. Bu insan artı sonsuza doğru ilerleyebilir, eksi sonsuza doğru düşebilir. İşte artılarda ilerlediği zaman onun dereceleri yükseliyor. Nasıl ki memur olan birisi belli bir kademe, dereceden göreve başlıyor. Eğer görevini düzgün yaparsa gittikçe derecesi, kademesi ilerliyor. Onun gibi Allah-u Teala insanı yükselebilecek bir kabiliyette dünyaya göndermiş. İnsan iman ile, ibadet ile, ihlas, takva, İslam'a hizmet, bu gibi artı değerlerle durmadan derecesini artırabilir. Hatta insanın son anda bile kesbedebileceği bir kemal mertebesi vardır. Her anın bizden beklediği bir takım tavırlar söz konusudur. Biz yaşamış olduğumuz şartlar içerisinde o anın bizden istediğini yapabilirsek, ona göre net bir tavır sergileyebilirsek derecemiz yükselecektir. İnsan öyle bir an olur, diyelim gözyaşı dökmesi gerekir. Öyle bir an olur, bir kötülük vardır, kötülüğe eliyle veya diliyle engel olması gerekir. Ezan okunmaktadır, namazını kılması gerekir gibi her anda yapması gereken bir takım görevler var. Onları yerine getirdiğinde o insan kademe kademe, derece derece yükseliyor. Ve gerçi şu anda peygamberlik yoktur ama peygamberlik dışında diğer bütün payelere insan ulaşabilecek durumdadır. Velayet makamları vardır. O velayet makamları içinde insan gidebildiği kadar gidebilir. Önünde bir engel bulunmamaktadır. Ve bu noktada işte falan nesilden gelmek, falan milletten olmak gibi öyle bir şart da yoktur. Herkes Allah'ın kuludur. Böyle olunca Allah-u Teala onların önünü açmıştır, serbest bırakmıştır. İnsan yönelmekle, samimi yönelmekle ve yaşamış olduğu haldeki fırsatları değerlendirmek suretiyle daha ileriye gider, daha ileriye gider ve maneviyatta yüksek payeler elde edebilir. Ve Allah arşın sahibidir. Yani aleme hükmeden O'dur. Bütün saltanat O'nundur. Ve O dili kullarından dilediğine bir ruh ilka eder. Buradaki ruhtan murat vahiy olarak açıklanıyor. Devamı da zaten bunu hissettirmekte. لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ, kavuşma gününü insanlara hatırlatsın diye. Yani ileride insanların buluşacağı, insanların bir araya geleceği bir mahşer olacak. Ve o mahşer meydanında bütün insanlar toplu halde bulunacaklar. İşte Allah-u Teala kullarından bir kısmını bu günü hatırlatmakla görevlendiriyor. Vahiy yoluyla onlara ahireti hatırlatıyor ve onlar da insanlara bunu bildiriyorlar. Yevmehum barizun, o gün o insanlar Allah'ın huzurundadırlar. Her şeyleri ayan beyan ortadadır. La yahfa alallahu minhum şey, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Burada gerçekten ibretlik bir durum bize anlatılıyor. Bütün insanlar huzur-u ilahide toplanacak. Mahşer meydanında bir araya gelecek ve kimsenin yaptığı artık gizli değil. Hepsinin yaptıkları gözler önünde ve bunlar melekler tarafından
kaydedilmiş durumda. Limenil mülkül yevm, bugünün mülk kimin? Lillahil vahidil gahhar, vahid kahhar olan Allah'ın. Mülk derken işte her şeyin sahibi kim? Bu mana anlaşılabildiği gibi tasarruf kimin? Saltanat kimin? Bu manada yine anlaşılabilir. Yani dünyada görünüşte böyle malik olanlar var. İşte benim evim, benim arabam, benim servetim gibi insanlar kendilerine nispet ediyorlar. Öte yandan hükümdarlar var. Bu hükümdarlar şu ülke benim gibi ülkeyi kendi malı tarzında görebiliyor. Ama ölümle kimsenin elinde bir mal kalmıyor ve hiçbir hükümdarın da elinde saltanat kalmıyor. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlar biraz oyalanıyorlar. Diğer aleme gidildiğinde kimsenin malik olmadığı, melik ve hükümdar da olmadığı ortaya çıkacak. Ve kıyamet koptuğunda Allah-u Teala limenil mülkül yevm, bugün mülk kimin diyecek. Artık cevap verecek varlık da yok. Kendisi lillahil vahidil gahhar, tek olan, kahhar olan Allah'ın buyuracak. İmam-ı Gazzali bu ayetle alakalı değerlendirme yaparken ince bir noktaya dikkat çekip diyor ki aslında bugün de mülk Allah'ındır. Yani kıyamet koptuğunda bütün mülk Allah'ın, herkes bunu o zaman anlayacak. Ama biraz insanlar dikkat etse bugün de mülkün Allah'a ait olduğunu anlarlar. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sıkça vellezî nefsi biyedihi ifadesini kullanıyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. İşte Peygamberimizin nefsi bizzat kendine malik değil. Hiçbir insanın kendisi kendine malik değil. Güneş kendine malik değil. Ağaçlar kendine malik değil. Birisi güneşi hareket ettiriyor. Yine aynı zat ağaçları yaratıyor. Onlara çiçekler, yapraklar, meyveler veriyor. Birisi bize hayatı vermiş, hayatımızı devam ettiriyor. Dilediği zaman da hayatımızı elimizden alıyor. Bu manada baktığımızda bugün de mülk tümüyle Allah'ındır. Ama insanların çoğu dünyada bunu anlamıyorlar. Diğer alemde mülkün maliki Allah'ı bilecekler. Perdeler aradan kalkacak ve hiç kimsenin gerçek anlamda bir saltanata sahip olmadığı çok açık, bariz bir şekilde ortaya çıkacak. El yevme tüczâ küllü nefsin bimâ kesebet. Bugün artık her nefis ne kesbetmişse, neyi işlemişse bunun karşılığını görecek. La zulmel yevm, bugün zulüm yok. Yani diğer alemde, mahkeme-i kübrada, haşrin mahkeme-i kübrasında hükümler tamamen adil olacak. Ve kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Diyelim zalim olarak bir şeyler yapmışsa zulmünün karşılığını görecek. Mazlumsa da onun hakkı oradan alınacak. Dünyadaki mahkemeler bir yönüyle adaletin tecelli yerleridir. Ama bu her zaman değildir. Bir takım sebeplerden dolayı mahkeme tam da adaletin tecelli ettiği bir yer olmayabilir. Yanlış deliller, yalancı şahitler veya delil yetersizliği gibi sebeplerden bakarsınız ki aslında suçlu olan birisi mahkemede beraat edebilir veya şartlar aleyhine görülen birisi gerçekten masum da olsa içeride yatabilir, hüküm giymiş olabilir. Şu dünyada zulüm var. Hem de bazı durumlarda çok aşırı bir şekilde bir zulüm var. Nice zalimler gelmişler, masum insanları katletmişler. Onların böyle kafalarından kuleler yapmışlar. Yüz binlerce insanı, belki milyonlarca insanı hunharca katletmişler. Bu dünyada çok zulümler olmuş. Olmaya da devam ediyor. Ama diğer aleme gidildiğinde artık orada zulüm yok. Orada madele-i uliya tabir edilen adaletin en âli tecellisi gerçekleşecek ve herkes kendi yaptığının karşılığını görecek. İnna Allah seri'ul hisab, şüphesiz ki Allah seri'ul hisaptır. Yani o
son derece süratli bir şekilde hesabı görür. Bir anda nasıl ki şu alemi idare ediyor, bir anda nasıl bütün insanları, bütün canlıları rızıklandırıyor, diğer alemde de bir anda bütün insanların hesabını görür. Ve enzirhum yevmel azife, ey peygamber ve ey muhatap, onları yaklaşan gün ile uyar. İzil gulub ledel hanacir, kalpler gırtlaklara dayanmıştır. Kazimin ve onlar yutkunmaktadırlar. Öyle bir gün ile onları uyar. Burada yevmül ezife yaklaşan gün demek. Yaklaşan gün ezifetil ezife başka ayette de ifade edildiği üzere kıyametin yakınlığını ifade etmekte. Ama kıyamet de malum üç kıyamet şeklinde ele alınabilmekte. Kişinin kendi ölümü, küçük kıyamet, diyelim bir milletin tarih sahnesinden silinmesi veya bir topluluğun orta kıyamet, dünyanın artık ortadan kalkması, şu dünya hayatının sona ermesi, o da büyük kıyamet. Ayet-i Kerime'yi her üçüyle alakalı olarak da değerlendirmek mümkün. Her insanın eceli yakındır. Çünkü külliyatın garip, her gelecek yakındır. Bu açıdan Allah-u Teala peygamberimize hitap ederken inneke meyyitun ve innehum meyyitun, ey peygamber sen meyyitsin, onlar da meyyit. Yani meyyit ölü demek. Aslında ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz o zaman hayattaydı. Ama her gelecek yakındır ve vuku da muhakkak olduğundan dolayı sanki bir meyyit gibi. İnsan bu manada kendine baktığında diyelim şu anda 50 yaşında olan birisi bir 50 yıl sonrasına baksa kendini meyyit olarak rahat görebilir. Böyle olunca sanki bugünden kendini meyyit görmek, mutu kable en temutu sırrına mazhar olmak. Yani ölmeden evvel ölmek gerekiyor. Ve kıyamet geliyor. Bu da çok uzak değil. Kur'an-ı Kerim ittarabeti saatu buyuruyor. Kıyamet yaklaştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. La nebiyye bade. Ondan sonra peygamber yok. Böyle olunca artık kıyamet de çok uzak bir zamanda değil. Çünkü o ahir zaman peygamber olarak gönderildi. Ve şu anda biz ahir zaman ümmetiyiz. Son dönemde yaşayan insanlarız. Ve ayet-i kerime o günün tasvirini yapıyor. O gün kalpler ta gırtlaklara gelmiştir. Yani can boğaza gelmesi ve insanın böyle yutkunması, o günün şiddetinden gerçekten zor durumda olması, ayet onu tasvir ediyor. مَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يْاً يُتَى. Zalimler için bir dost yoktur ve onlara sözü dinlenen bir şefaatçi de yoktur. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَيُنَ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورَ. Allah gözlerin hıyanetini bilir, sadırlarda neler gizleniyor onları da bilir. Yani bir insanın içinden neler geçiyor Allah onları da bilir. Ve haince bakan göz, diyelim namahreme bakan göz, günahlara bakan göz gibi art niyetle bakan gözün gördüğünü de Allah bilir. Gözü yaratan zat elbette gözün gördüğü şeyleri de görmektedir. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi basir veya sıfatlarından birisi görmek, basar sıfatı. Böyle olunca ilahi sanat eseri olan şu insanın yapmış olduğu şeyler taraf-ı ilahiden gözlenmektedir ve insanın yaptıkları taraf-ı ilahiden bilinmektedir. Vallahu yakdî bil hak. Allah hak ile hüküm verir. Vellezîne yed'ûne min dûnihi, onun dûnunda insanların taptıkları, çağırdıkları şeyler ise veya Allah'ın dışında onların taptıkları, çağırdıkları ise la yakdûne bir şey, onlar hiçbir şekilde hüküm veremezler. Yani cansız bir takım putların veya putlaştırılmış tağutların yapabilecekleri bir şey yoktur. Kendileri esasen yaratılmıştır. Yaratılmış olan, mahkum olan birisinin hükmetmesi söz konusu değildir.
İnna Allahe huves semi'ul basir. Allah işte o semi'e basirdir. Yani bütün sesleri işitir ve her şeyi Allah görür. Her şeyi işittiği için bizim söylediklerimiz de Allah'a gizli değildir. Kalbimizdeki bir takım sesler, kalbimizin konuştukları tabiri caizse bunlar da yine Allah'a gizli değildir. Öte yandan insan gecenin karanlığında bir takım karanlık işler çevirebilir, bir takım kötü planlar kurabilir. Bütün bunlar Allah'a gizli değildir. İnsan ister gecenin karanlığında bir iş yapsın, ister gündüzün aydınlığında Allah onun ne yaptığını görmekte ve bilmektedir. İşte değerli izleyenlerim, insan bu gibi ayetleri okuduğunda gerçekten kendisinin dünyada Allah'ın bir askeri durumunda olduğunu fark ediyor. Bir asker nasıl ki kendi keyfine göre hareket etmez, askerin kendine göre bir programı olması gerekir. O programa göre hayatı tanzim edilir. Belli emirlere göre hayatı geçer. Onun gibi insan da başıboş bırakılmış bir varlık değildir. Her bir insan Allah'ın bir askeri durumundadır. Ve Allah-u Teala bir takım emirler ve yasaklarda bulunmuştur. Bize düşen o emir ve yasaklara göre hayatımızı tanzim etmek. Hayır, ben hür bir insanım, ben keyfime göre yaşarım derse bir insan, Allah buna da izin vermiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyurmuştur. Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Ama neticesine katlanmak şartıyla, yani şu dünyada serazat yaşamanın, başıboş yaşamanın diğer alemde büyük bir bedeli vardır. O da ebedi bir cehennem ateşidir. İnsan ateşten rahatsızlık duyan bir varlıktır. Çünkü ateş yakıcı ve insanın bir kibritin alevine bile dayanmaya tahammülü yoktur. Bir kibrit alevine bile dayanamayan bu nazik bedeni o cehennemin büyük ateşine, insanın her şeyini kavuran, yakan ateşine maruz bırakması elbette çok büyük bir talihsizliktir ve bedbahtlıktır. Ama bu konuda insanın kimseyi kınamaya hakkı da yoktur. Ancak vancak kendini kınaması münasip düşer. İşte iblise dese ki senin yüzünden ben buraya girdim, İblis ona diyecektir ki ben seni zorla cehenneme itmiş değilim. Ben sadece sana yol gösterdim, sen de benim peşimden geldin, gelmeseydin. Kötü arkadaşlarını kınama hakkı yoktur. Evet, kötü arkadaşları kötü şeyler yapmıştır, onu da sevk etmişlerdir. Ama diğer alemde onlardan böyle hak talep ettiğinde onlar diyeceklerdir ki biz seni zorla o yola sokmuş değiliz. Biz nasıl batıla daldık, sen de bizimle beraber daldın, dalmasaydın. Böyle diyecekler ve o şekilde o insan daimi hüsran içerisinde kavrulup duracaktır. Ve cesedi cehennemin ateşiyle yanıp kavrulurken ruhu da pişmanlık ateşiyle yanıp kavrulacaktır. Şu anda bizler hayatta olan kimseler olarak henüz daha fırsat elimizde. Henüz her şey elimizden alınmış değil. Hayat devam ettiğine göre fırsatlar devam ediyor demektir. Bunun farkında olan kimseler olarak şöyle kendimize bakmamız, bir çeki düzen vermemiz, ne derece emirlere itaat ediyor, günahlardan uzak kalıyorum. İnsanın bunları durup düşünmesi gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh her gün kendine sorarmış. Bugün Allah için ne yaptın? Biz de benzeri bir şekilde sorabilmeliyiz. Acaba bugün biz Allah için ne yaptık? İnsan şöyle bir günü bitirirken yatağına uzandığında şöyle bir 5-10 dakika günün muhasebesini yapabilse, ben bugün şöyle yaptım, keşke yapmasaydım, şunu şöyle yaptım, iyi ki yaptım gibi neler yaptığını kontrol edebilmeli ve ona göre de kötü şeyler yapmışsa tevbe istiğfar etmeli, bir daha yapmamaya çalışmalı. Ve malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Hasibu enfusakum gable en tuhasebu. Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekiniz. Cenab-ı Hak bizi şu dünya imtihanını kazanan, cennete ehil olan bahtiyarlardan eylesin.
Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.